Bir toplu paket açılışı videosundayız. Bu seferki ürünlerimiz Harun'un yeni evi, benim de yeni... Bence o empati yapsın abi, ne demek o? Çok güzel bir bakış açısı bak. Bence o empati yapsın. Helal lan. Güzel bir bakış açısı kurdun şu an. Oo, Esvet hoş geldin. Harbiden şifreyi çözdüm şu an ha. Yeni stüdyom için aldığım şeyler. Ya yeni stüdyom için aldığım şeyler diyorsun. Beni de vur bak. Beni sinirim bozuyorsun. Bu ne oğlum ya? Dayamışsın reklamı. Allah Allah. Ev biliyorsunuz şu anda bomboş, yani sıfır bir eve alınabilecek pek çok şeyi aldım burada. Mutfak malzemeleri, evet, dekorasyon, evet, elektronik, küçük ev aletleri falan, aklınıza gelebilecek bir dünya şey var. Bu arada bu videoda göreceğiniz ürünlerin hepsini bu videonun sponsoru olan Hepsi Burada'dan aldım. Hepsi Burada'da şu anda pek çok kampanya bulunuyor. Mesela hemen al sonra öde. Açıklama bölümüne bırakacağım linkten ürünleri, favoriler. Eski sponsorumdur. Eski sponsorumdur. Severiz. Listenize ekleyebilirsiniz ve indirime girdiğinde haberiniz olmuş olur. Hepsi Burada bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Şimdi paketleri açmaya başlayalım. Hangisiyle başlayayım abi, söyle. Neyle başladık? İlk en büyükle mi başlıyorduk? En büyük çok arkada şu an, onunla başlayamam. Vallahi ben hepsini şu an merak ediyorum açıkçası. İstediğimden başla. O zaman... Ben siz burada yaratıcı hiçbir şey yok. Bak burada ev aletleri, gerekli gereksiz ne varsa almıştır. Oğlum buzdolabı alayım dedim, ayıptır söylemesi. Ne olmuş amına koyayım bu fiyatlara? Ne oldu ya? Kombiyi kontrol ediyor bendeki. Fakat sonradan fark ettim ki klimayı hiç kontrol etmiyorum. O yüzden Harun'a sadece kombiyi kontrol edenini aldım. Bunun birini kombiye takıyorsunuz, birini içeride bir yere koyuyorsunuz. Buradan dereceyi ayarlıyorsunuz. İçerisi o derece oluyor. Ya zaten klimayı kullanmıyorum. Harun bu arada muhteşem pinti bir insanmış. Onu fark ettik son birkaç haftada. Şimdi yeni evde dedim ki ben sana, kira falan ödemeyeceksin. Orada yaşayacaksın ama faturalara ben karışmam dedim. Bunu da niye söyledim? Çünkü bana hiçbir şeye dikkat etmiyordu. Böyle hiçbir şey umurunda değildi. Lambalar falan açık, bilgisayar açık, uyuyor falan. Şu an karanlıkta yaşıyor böyle. Vampir gibi yaşıyor böyle. Hiçbir şeyi açmıyor. Ama bu ay çok masraf ettim. O yüzden, anladın mı? Onu ileride hallederiz. Oğlum benim burada yaşarken çok relaxtım. Burada masrafım çok yoktu. Orada çok masrafım var. Küçük paketlerden devam edelim. Bunun içinde ağır bir şey var. 40 tane pil. Her eve lazım. Onu kendine aldın değil mi? Tabii ki. Bu herhalde 1000 liraya almış. Kendime aldım. Sonra... Bunlar neymiş, aşırı merak ettim şu an. Kendi aldığım şeyi merak ediyorum ama. Ne biçim sarmışlar. Bunlar sıvı sabunluk, 3 tane aldım çünkü 3 banyo var. Ve ben bunları plastik sanıyordum ucuz olduğu için. Bunlar seramikmiş, hoşuma gitti. İşte bu ya. Ya abin kıyamadı ya. Sana. Gitti en iyisinden, en iyisinin bir altından saç kurutma makinesi. Benim kullandığım saç kurutma makinesinin aynısı. Bu hangi markaydı lan? Demet, bilirsin sen onu. Dur, geçen gün konuştuk onu ya. Bir markanın saç kurutma makinesi var. O ne lan öyle? Dyson. Oğlum bir şey söyleyebilir miyim? Merakımdan soruyorum, bilmediğim için. Saç kurutma makinesi de kullanmadığım için ben. Ne yapıyor saça? Yani normal normal bir saç kurutma makinesinin Dyson'la olan arasındaki farklılığı nedir? Yani mesela ben Simmo'nun 300 liraya saç kurutma makinesini aldım. Bir de 10 bin liraya Dyson aldım. Saçıma ne oluyor? Elektrik tasarrufu falan geçin onları. Saç lastik gibi oluyor ama abi. Ha siktir lan, ne zaman lastik? Kurutma aynı mantık. Kurutuyor abi. Marka farkı. Kemal'e sor abi, o anlatıyordu geçen. Ondan mı kullanıyormuş o? Nasıl bu arada, ben yıllar önce Çin'den almıştım. Türkiye'de de satılmaya başlamış. Negatif iyon teknolojili, saçını böyle şey yapmıyor. Fiyatına göre sanırım alabileceğiniz en iyi saç kurutma makinesi şu an bu. Şöyle bir görünümü var. İşte ince ucu, geniş ucu, o kadar. Bu bambu bir kesme tahtı. Şu geçen gün gördüm onu, hani dedim ki niye bu kadar pahalı, marka olabilir. İşte atıyorum süpürge nedir, filtre özelliği vardır, daha çok emiş yapar, daha çok elektrik tasarrufu yapar, malzeme kalitesi çok yüksektir falan. Ne bileyim, kurutma makinesi ya. Şöyle metal bir askısı mı denir, tutacağım. Diğerleri duşa, ne dışa üflerken bu içe çekiyor. Allah Allah. Saçlarımızı içe mi çekiyor? Saça üflüyor işte.
mı denir, öyle bir şeyleri var. Açıklayacak bir şey yok, kesme tahtası. Burada minicik bir paket varmış, bu neymiş acaba? Bunlar ne biliyor musunuz? Lavabo yüzüğü. Hani lavaboların üstünde bir delik oluyor ya su taşması diye. Oradaki şeylerin yedeği. Kireç sökücülerin etkisiyle sanırım böyle üstündeki onların kromlar soyulmuştu. O yüzden yedeklerini aldım. Sonra... Burada bir tane çatal, kaşık, bıçak takımı var. 84 parça, kaç kişilik oluyor bilmiyorum. Kaç kişilik olur? 12 kişilik mi acaba? Evet, 12 kişilik yemek takımı. Ortalamanın üstü kaliteye sahip olanlardan öyle en ucuzlarını almak istemedim. Kaliteli olan seçerisindeki iyonları öldürmüyor, kalitesi öldürüyor. O yüzden benim gibi yapın kardeşim, saç kurutmayın. Hiç gerek yok. Bırakıyorsun kendi halinde, eğer hassasiyetiniz yoksa hastalanmıyorsun. Benim gibi bırakıyorsun kardeşim. 2 saate böyle göt gibi kabarıyor, tamam mı? Böyle bir saçım oluyor. Ondan sonra bir bağlıyorum. Kendini toparlıyor. Açtın mı çok güzel bir saça dönüşü. Ben çok üşeniyorum öyle kendimi kurut murut falan. Zor iş ya. Ben bazen kendimi kurulamıyorum bile. Dıştan çıkıyorum böyle belime bağlıyorum. Donu gibi çıkıyorum. Sırılsıklam hala. Kendi başına kurayım istiyorum. Böyle hani her şeyim kendi başına kurusun. Çok keyifli oluyor. Kıyamadım yine. Hemen şuradan devam edelim. Boyalı altı. Ne ki bu? Altı tane boyalı bir şey. Bardak mı? Boyalı bardak alacağımı sanmıyorum. Kase. Boyalı kase alacağımı da sanmıyorum. Boya. Bardakmış da nasıl bir paketleme bu ya? Bardağın parasından fazla paketlemeye para harcamışlar. Harbiden harcamışlar bu arada. Ay yok artık. Köpüğün altında da streç var. Dümdüz su bardağı, boyasız. Şunları kırılmadan alsana. O kadar paketlemişler, şimdi ben kırarsam çok ayıp ve yazık olur bence. Dur şurada büyük bir şey var, şunu açalım. Survivor'dan değil. Bir de benim kanım harbiden çok sıcak, bak yalan yok. Bende kurt kanı var. Bildiğim vücudum yaz kış her zaman sıcaktır. Yalan değil bu arada. Kalorifer gibi adamım. Sarıldığın zaman böyle şey oluyor, böyle nasıl diyeyim? Alev alevsin yani. Mesela ben kışın kar varken şortla çıkıyorum. Çok ciddiyim ya, yalan değil. Ne zaman dokunsan hep sıcaktır benim bedenim. Kolum, yanağım, üstüm hep sıcacık. Hep sıcacık. Aşağı doğru gidiyormuş bu, daha da büyükmüş. Şişmanlıktan da olabilir. Bir araba mı yoksa? Tabii ki. Evde canın sıkılmasın. Yağla alakalı yazdım. Nasıl bir kralım? Kıskandın, ne mi sıcak olduğum için. Harbi kralsın be ya, şakasız bak. Bu kablosuz bir dikey süpürge. Aynı zamanda ıslak mop yapabiliyormuş. Yani süpürürken bir taraftan ıslak mop yapabiliyormuş. O nasıl bir özellik bilmiyorum. Ooo Dyson gibi. Malzeme ya. Kalitesi hiç fena durmuyor bu arada. Hoşuma gitti. Şöyle fırçalı bir tane ucu var işte. Hem burada motor var, burası dönüyor bir taraftan. 3 kademesi var gibi duruyor. Bu arada nereden çekti bilmiyorum ama bir dünya şey Esmet, çekti. Esmet yayından sonra bakarmış. O az önce çıkarttığım yapay çiçeğin parçaları falan var burada. Bunları nereden çekti bu? Bu halı bu kadar kirli miymiş? Oyuncak gibi görünüyor ama tatlı bence. Halının küçücük bir bölümünden bile bir şeyler çekti. Fena değil gibi. Bunu deneyeceğiz. Uzun vadede şey yaparım. Ya böyle sürekli benim yağlarımla ilgili yok vücut sıcaklığın yağdandır falan. Arkadaşlar ben ömrüm boyunca %30 yağ oranında gezmedim amına koyayım. Hep sıcaktım. İlla bir bok süreceksiniz ya. Ben incecikken de sıcaktım oğlum. O zaman neydi? Kızdı. Hayır abi, kızmaktan değil. Sürekli bir dediğim bir şeye bir ters düşme. Bilmem ne. Şu an yavrunum %25 belki. Ama benim yavrunum %10 da oldu. Alev atıyordum yine. Haset herifler. Karar veririm iyi mi kötü mü. Hemen şuradan devam edelim. Dekorasyon da almıştın. Tabii. Ne bu? Tor çekici. Kesinlikle. Haklısın ya. O kadar doğru bildin ki şu an. Başka ne olabilir, tipine bak. O çift başlı tor çekici. Pembem de. Silikon. Silikon olması ne işe yarıyor, hiçbir fikrim yok bu arada. Hayatım boyunca hiç tuvalet fırçasına dokunmadığımı fark ettim şu an. İlk defa dokunuyorum. Bir daha da dokunmam. Böyle saçımı tarayayım bununla. Biraz da bu taraftan... Onlar test ediliyor Mendebur. Bokta. Devam etsem. Bir şey söyleyeceğim. Bence dünyanın en hijyenik olmayan ürünü. Yani her zaman içinde bok var onun. Düşünsene bok var ya. Onu böyle yok temizlemişsin. Yok yıkamışsın. Tahareti açmışsın. Fıçı fıçı yapmışsın. Sifona bastıktan sonra bir daha temizlemişsin. Onu bir kere suları akarken içine koyuyorsun.
Çok kötü bir ürün yani. Temizleme şansın da yok. Fırça bir kere yüzüne falan sıçrıyor oğlum. Temizlerken. Nasıl temizliyorsunuz onu? Bok muhabbeti açtırmak için söylemiyorum. Ben onu her zaman klozetin içinde temizliyorum. Suyunu akıtıyorum, sonra tekrar yerine koyuyorum eğer kullanmışsam. E ne oldu? Yine bok o. İçine sürtüyoruz abi. Ama yani çamaşır suyuna falan batırmak lazım. Onu da kimse yapmıyordur abi. O yani çok nadir, arada bir akla gelince temizlik falan günlerinde, temizlik yapıldığında yapılıyordur o. Klorak falan kullan. Bok. Anladım. Biz kullanmıyoruz, elle temizliyoruz. Hayal ettim de bir de o kaldıysa orada taş gibi oluyor ya, buna koyayım. Bunu nasıl ya? Şu hareketle çıkartırsın anca. Yumuşatma falan yapman lazım. Şuradan devam edeyim. Bu yapışkanlı askılık normalde havlu mavlu için kullanıyorlar da biz daha çok anahtar asmak için kullanıyoruz kapıda. Burada üçlü mutfak bıçağı seti bulunuyor. Şunları güvenli bir yere koysan ağır. Bunlar birazdan benim ayağıma mayağıma gelmesin. Sonra o kadar yaratıcı paketlemeler görüyorum ki şok oluyorum. Bunlar duş başlığı tutucu, yeni evdekiler kırılmış, daha farklı bir model aldım diye hatırlıyorum ama şu an emin de olamadım. Sanki komple krom bir şey almıştım ben. Burada kahve fincanı takımı bulunuyor, Türk kahvesi fincanı ve muhteşem çirkinmiş. Ben böyle bir şeyi nasıl aldım ya? Güzel mi abi? Yani şimdi seni üzmek istemem ama yani ben de pek beğenmedim açıkçası. Allah Allah, fotoğrafında güzel gözüküyordu. Neyse, zaten senin evde Türk kahvesi çok içileceğini sanmıyorum. Bunlar annem gelince falan içer diye aldım. Ben Türk kahvesi içmiyorum. Yeni nesil işte, Amerikano falan. Türk kahvesi dedim, ne atıyorlar. Burada bir ihalem var. Metalden. Şöyle silikon bir şeyler koymuşlar ama bunların hiçbir işe yaramayacağına o kadar eminim ki. En ufak bir şeyde düşecek, bunlar kaybolacak. Sırf eve zarar verme diye aldım Harun bunu. Çok meraklıydım ben de eve zarar vermeye. Bence meraklısın. Ya bana hediye almışsın. İnsan gibi ver işte yani. İlla... Oğlum sana hediye almamış kardeşim. Sana evi döşemiş amına. Sana hediye almışsın diyorsun. Adam evi döşemiş lan. Lan yapay bitkisine kadar almış. Sen hala hediye almışsın diyorsun. Böyle bir laf sokmaca, bir şeyler. Hediye almışsın işte yani. Hediye almadım ki. Ofisim orası benim. Görüyorsunuz ne kadar kötü şartlar altındayım ya. Tabii canım. Sana tencere aldım. Tefal Early Plus. Titanyum. Gidip sana şey de alabilirdim. Granit. Titanyumunu aldım. Daha mı iyi oluyor böyle? Bilmiyorum. Bak, ısınınca bilmem neye dönen bir şeyi bile var burada. Isınınca yani. Bilmem neye dönen değil, elektrikli ocaklar için o. Cahil cahil konuşuyor burada ya. Hayır ya, bunun televizyon reklamı vardı. Isınınca bunların rengi değişiyordu. Nasıl ya? Ondan değil mi bu? Abi bendekiler de öyle. Ben hiç ısındığı zaman ortasını kıpkırmızı görmedim. Hep her defasında bakıyorum. O nasıl oluyor? Elektrikli ocak için değil mi? Bak, ortası yuvarlak. Hepsinin ortası yuvarlak. Ben haklıyım bence burada. Neyse. Bence benim çok, dediğim doğru. Çok bir önemi yok. Burada bir sabunluğum daha var. Bu mutfak için. Bundan ben de kullanıyorum. Bunun bir tarafına sıvı sabun koyuyorsunuz. Ok gibi ürün bu arada. Almayın sakın. Bende de var. Bir tarafına da bulaşık deterjanı koyuyorsunuz ve mutfakta işte. O Mişan sponsor ürünleri değildir bunlar. Ben böyle çıkıp da aynısını zıttım. Bok gibi ürünler falan diyordum. Bunun firması falan yoktur değil mi? Genel eve kendi tecrübesiyle aldığı ürünlerdir diye düşünüyorum. Yani... Sponsor olsa da bok gibiyse bok gibi demek lazım da hani bok gibi demezsin. Yani çok kullanışlı değillersin. İkisini tek bir sabunlukla kullanabiliyorsun. Sana gittim. Blender artı şey aldım. Smoothie yapman için shaker'lı bir şey. 1500 watt. O kadar ismini salladım ki şu an. Sporcu olduğum için ya ihtiyacım oluyor böyle şeylere. Evet. Niye pembe aldın? Çünkü pembesi indirimdeydi. Bence gayet makul. Tamam evet, haklısın. Normal el blenderı, yanına bir de ek olarak şişe koymuşlar ki smoothie falan yaparken de kullanılabilsin. Son smoothie küçük yapın. Paket mi? Ben de bilmiyorum. Sakin olun. Ha, bunlar sana değil. Ya 3 tane almışsın, biri benim olsun. 1800 mAh'lik powerbank. Ben bunları projelerde kullanmak için aldım. Tamam, biri benim olsun. Ya 1800 mAh'le ne yapacaksın? Lazım olur. Ya telefonun 5'te 1'ini falan şarj eder ya. Lazım abi ya. Git kendine al. Aşağıda linki var. Bunlar çok güzelmiş, sana vermem. Ne yapacaksın? Çeyizinde mi saklayacaksın? Bunlar borosilikat bardak. Çok güzelmiş. Bunlar benim.
Ne oluyor? Tamam, onlar senin olsun. Bana seninkileri verirsin o zaman. Hayır, onlar da benim. O zaman yenisini al bana. Ben niye alıyorum sana her şeyi? O zaman niye bunları aldın? Çok ben hafif bu kadar güzel olduklarını bilmiyordum. Sen ince ve hafif mi? Ve bir o kadar da sağlam mı? Çok büyük borç vatandayım. Senin maaşını yatırmıyor mu kardeşim? Ya yatırıyorsun da şimdi. Bataktayım yani, anladın mı? Isıya dayanık lan, değil mi? Yani. Doğru. Su bardağı aldım ben sana. Doğru, laboratuvar ürünlerinde yani de öyle geçiyor. Ben borosilikatta olmadan su içemiyorum yani. Borosilikatın ne olduğunu bile bilmiyorum ben. Biliyorum. Ne? Laboratuvarda kullanılan şeyler. Evet. Işte. Kırılmaz cam. Ama borosilikat ne? Borosilikat madde işte. Yanlış mı söyledin? Hani öyle bir açıklama ki ya, madde. Her şey zaten madde. Hani verilebilecek en genel cevap ne diye sorsam madde dersin. Yanlış bir şey söyledim mi? Ama doğru da değil. Fark. Silika ve bor trioksit içeren bir cam türüdür. Borosilikat camların en düşük termal genleşme kat sayılarına sahip oldukları bilinmektedir. Bu da onları diğer yaygın camlardan daha fazla termal şoka karşı dirençli kılar. Teşekkür ederim Google amca. Burada ne var? Bununla ne noodle yapılır abi, var ya. Bununla noodle yapayım deme. Bunlar ikili cezve seti. Ihlamur falan yaparsın. Türk kahvesi yaparsın annemlere. Hemen. Aa, çok ağır, bu ne? RC araba. Sen niye aman RC diyeyim, araba aman çıksın diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim bıçak. Ya. Sen drift için RC araba lazım ya. Ev, salon bomboş abi. Aman diyeyim. Drift atmadık yani. Bak, bu yaptığım kıyağı sana hiç kimse yapmaz. Bak. Bana özel bir şey mi aldın? Bu kıyağı sana yapabilecek hiç kimse yok. 4 kilo ayçiçek yağı. Bu o zaman yaptığımız en pahalı toplu paket açılışı oldu şu an. Evet, bunu kenara koy. Altın değerinde bu. Bozulur mu bu peki? 28.08.2023'e kadar kullanabilirsin. Tam bir gün kala sat sen bunu, al. Ben bunu satarım, faturalarımı öderim 6 ay falan. Sonra, yine çok ağır bir şey. Aa, 4K yazıyor, televizyon mu aldın yoksa bana? Bunlar sana sinirlendiğimde bayağı 4K'ymış kullanmak için. Burada üçlü zigon sehpa takımı var şöyle, hepsi farklı renk. Şu an toplasam mı diye düşün. Ya hep aklıma böyle şeylerde şu geliyor. Anlattım mı bilmiyorum. Minnacız, küçücüğüz bir yılbaşı gecesi. Yılbaşı ağacının altına da bizim anamlar, babamlar eskiden yılbaşları bizim çok güzeldi. Böyle ailecek toplanırdık yani. Kuzenler, dayılar, amcalar, teyzeler böyle toplanırdık. Hediyeler alırdı. Çocukların hep yaş grubu aynı olduğu için. İşte yılbaşı ağacının altına hediyeler atarlardı ama... O zaman da böyle ekonomik gücü aşırı fazla olmadığı için herkesin heyecanla beklerdik. Yani yılda bir hediye alma durumu vardı ya. O yılda bir hediye ya da iki, nasıl diyeyim? Yılbaşı ve doğum günüydü böyle baba hediyenin gelebileceği. O zaman çok önemliydi bizim için. Yılbaşı ağaçlarının altında eğer öyle bir an yaşadıysanız, yaşamayanlar da vardır. Hediyenin içindekini tahmin etme huyu vardır. Ya da hediye çok büyükse büyük umutlarla onu açmayı beklersin ya. Kuzenim vardı Kerem diye, belki beni dinler burada. Şimdi hepimiz çocuğuz. Action Man, yani Action Man'ler bizim için en önemli oyuncaktı. Toplandık işte, aileler yemek yiyor, yemek hazırlıyor, muhabbet koy koy. Biz de sürekli hediyenin peşindeyiz. Hani gece 12 olsun da açalım diye. Ondan öncesi 4 defa 5 defa uğradık tabii yılbaşı ağacının altına. Ulan şimdi ben böyle mıncıklıyorum. Hani oyuncak ambalajı vardır ya, sert plastik de değil böyle... Kışt kışt oynar yani hani o böyle, anladın mı plastiği? İçinde yuvası vardır, oyuncak onun içine takıldır böyle, parçaları takılıdır. Mıncıklıyorum, aynen o. Diyorum ki Action Man bu, Action Man bu. Arkadaşım geliyor, diğer kuzenim, o mıncıklıyor, bu da Action Man diyor, Barbie bebek falan. Kerem de bizden 2 yaş 3 yaş büyük. O kadar yani, ama o da Action Man çağında. O da geliyor böyle mıncıklıyor, benimki de Action Man, Action Man. O da aynı şekilde çünkü kaçır kuçur ötüyor. Amına koyayım, hediyeleri bir açtılar. Ben bir açtım, Action Man. Kuzenim açtı, Action Man. Kerem de böyle diye bir açtı. Nivea'nın parfüm seti amına koyayım. O da böyle yuvalara koyulmuş. Çocuğun o yüzündeki iptal olma anı, o bize bakışı, yanaklarının şuralarının titreyişi. O kadar üzüldüm ki amına. Teşekkür ederim falan yaptı ama götünde patladı. Çocuğu bir daha görmedik o gece. Onun gibi oldu yani. Fakat vida sıkmam gerekecekmiş, o yüzden bunları şimdilik toplamayacağım. Bayağı uygun fiyatlıydı bunlar. Balkona falan koyabilirsin yani, bir şey olursa üzülmem. Aynısında ben o Ninja Turtles oyuncağında yaşamıştım, anlatmıştım size. Babam sünnetimde oyuncak aldı, Ninja Turtles böyle bu kadar. Mehmet'e hava yapacağım diye arkadaşıma çıktım. Ağlayarak geri indim, ondaki bu kadar böyle. Çocuk, babası insan boyunda Ninja Turtles almış amına koyayım. Ayıptır ya. Yılda bir defa hava atmaya çıktım. Son hava atma şeyim oydu zaten. Ders oldu bana çocukken.
Sikim taşyam kesilmiş, böyle koşuyorum zaten. Yukarı çıktım, ağlayarak indim. Babam da çok üzülmüştü sonra. Ondan sonra dedim ki ulan yapma böyle şeyler. Götü de durmuyor, güzel duruyorlar. Küçük paketleri bitireyim diye uğraşıyorum ama sürekli bir yerlerden küçük paket çıkıyor. Çok amaçlı makas. Bak hem kesiyor, hem açacak, hem ceviz kırıyor galiba, bilmiyorum. Sadece makas ve açacağı yeter sana. Bir de aynı pakette bir şey daha var. Bu kapılar, pencereler falan hava geçirmesin diyeymiş. Harun'un oradaki çelik kapıyı öyle bir monte etmiş ki usta. Aralarında böyle bu kadar boşluk var. Evin içinde lodos falan çıkıyor. O yüzden bunu artık bir şekilde yalıtmaya çalışacağız. Yoksa kapıyı komple değiştirmem gerekecek. Hadi büyük bir paketten devam edelim. Bunu almaya hiç niyetim yoktu. Bak bu yoktu. Sana kendin alırsın dediğim her şeyi ben aldım. Niye böyle oldu? Sen iyi bir abisin. Burada bir tane Ankastre mikrodalga fırın var. Şöyle siyah beyaz bir model, normalde komple siyah istiyordum fakat ülkede cam krizi var. Haberiniz var mı bilmiyorum ama üstünde cam olan şeyler bulunmuyor ya da aşırı pahalı. Dedim mutfak dolapları beyaz nasıl olsa, o güzel yüzden olur. Uyum sağlar. Teşekkür edebilirsin abin Harun. Çok teşekkür ederim abi. Ya sen nasıl bir kralsın ya. Allah analı babalı büyüsün. Ne kadar översen öv, bunların bütçesi çıkmayacak biliyorsun değil mi? Evet. Sen bir numarasın. Bunların hepsinin montajını bir sonraki haftalık vlogda yapacağım bu arada. O yüzden kanala abone değilseniz şimdiden abone olup aşağıdan zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkileştirebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bu tarz videoların devamının gelmesini istediğinizi bana gösterebilirsiniz. Yüpe'nin attığı videoya bak abi. Selam. Geçen hafta Jason Momoa beslenme antrenmanını yaptım. Aquaman. Ben bunu söylerken niye belime bıçak alıyorum? Yapın arkadaşlar. Ya burada kendime aldığım bir şey var. Bunu çok isteyeceksin ama bu benim. Ya bu çok severim. Ya. Bu Philips Hue'nun televizyon arkası için çıkartılmış ışığı. 75 inç televizyonlar için olan model bu. Benim arkamdaki televizyon 86 inç ve bunun arkasında bu aydınlatmayı yapmak için ya 9 ya da 11 tane falan ışık harcıyorum şu anda. Planım şu şekilde: 75 inçlik kısmını bununla kaplıyorum. Kalan bölümleri Hue Play'lerle falan kapatırım herhalde. Ve 7 tane falan Hue boşa çıkıyor. Aslında daha karlısın yani. 7 ya tanesi. Benim mi oluyor? Mert, her şeye güzel hediye aslında işte. Arada fark var bak. Senin olmasıyla. Basmıyor ya bunlar. Bak böyle hediye durumlarında ananıza babanıza da hediye alın. O yüzden gönül koymayın. Hiçbir önemi yok büyük küçük olmasının, pahalı veya ucuz olmasının. Harbiden yok bak. Ben daha yuvadayken de yaşadım onu. Herkese hediye dağıtıyorlardı babamana şu kadarcık. Terminatörün böyle küçük de tankı var. Yaptım mı su fışkırıyor ağzından Terminatör'den bana koyayım. Millete tren setleri falan alınmış. O çıkmıştı. Bunlar beni... Ben işte o orta birde falan olgunlaşmıştım ben ya. Orta birde böyleydim yani. Hani ya arkadaşlar bunlar önemsiz şeyler. Bunlara takmayayım. Çok küçük şeyler ama çocuksun oğlum ya. Almıyorsun ki. Beynin almıyor öyle şeyleri. Bebeksin yani. Ama en büyük dersi Batman'in bir tane arabası için ağlamıştım bir markette mi çocukken. Bütün kozumu kullandım. Oyuncakların üstüne oturdum ağlarken. Yani artık böyle falan yapıyordum. Babam hiç taviz vermedi. Sikerim lan seni dedi, amına koyayım almıyorum dedi. Kendimi yerden yere attım. Olgunlaştım o günde. Almadı. Döndük eve. Ağladım zırladım. Ertesi gün ağladım zırladım. Ne zamanki ağlamayı bıraktım ve vazgeçtim. Ondan sonra gitti aldı. Ama böyle çok sonradan aldı yani. Çok işime dert olmuştu. Al oğlum falan dedi. Ben Batman sevmiyorum artık. Batman'i sevmiyorum. Hiç o yüzden şımarık yetiştirmediler. O iş, çocuğun her istediği yapılmaz. Joker'cıyım ben. La 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 la. Borçlard. Abi bir gün babam bir olay üzerine bana... Ya sen Caner aç yürü git okuyacağım lan. Yeter ki okuyun, gerekirse ben ceketime gene okuturum demişti. Sen de o taktikte her yazdığın şeyi okuturum diye yürüyorsun bana. O gün büyüdüğümü hissetmiştim. Yine onu okuduk yahu. Abi yayınlar, eyvallah kardeşim. Evet, benim de yarın öbür gün çocuğum olursa istediği hiçbir şey almayacağım. Çalışsın alsın amına koyayım. Bana ne? Videonun yorumlarına bak abi. Selam. Ne varmış lan videonun yorumlarında? Ah be Tukan abim. Hem 5-6 saat yayın hem böyle antrenman çok zor valla. Mama olacaktı, eliren oldu.
Dukan abi gerçekten iyi dayanıyor. Hem 7-8 saatte yayın açıkmışsa böyle antrenman gezeceğim. Lan oğlum yürüyün gidin lan. Ey Allah'ım ya. Neyse bir şey yazmayayım şimdi. Videoyu izle sen de varsın. Makara geçmiş değil mi benle? Geçen haftaki bölümde 48 saat boyunca sadece kuru yemişle beslenmişti. İlginç bir deneyimdi. Bu... Ya öyle diyorsun ondan sonra 5 tane atıyorsun ağzını. Gel birlik. Gel lan bak. Bir hafta gel benle yaşa. Bir haftaya gerek yok. 48 saat benle yaşasana. Bak biz konuştuk. Paslaştık bir kez. Kuru yemişle beslendim diyor ya. 5 tane yiyor. Gel benle birlikte 1,5 kilo ye o cevizden. Ben o kadar yemiyorum da normalde yediğim zaman öyle yiyorum. Çekirdek alıyorum mesela. Çekirdek bildiğin 2 kilo çekirdek yiyorum. Bir haftaya gerek yok. Bir gün ya birbirini gösteren Spider-Man. Hayır. Şeyin Nebur'un videosundan sonra bakacağım burada. Kesin bana diss attılar ya. La, o evde bulunması arasında fark var. O evde benim odamda bulunabilir ama. İki tanesini veririm. Bu şöyle bir şey. Dışında silikon böyle bir şey var, difüzör var. Kutunun içine televizyon arkasına yapıştırmak için aparatlar koymuşlar. Ve burada da adaptörü var. Adaptörü tekli koymuşlar. Bir bundan hoşlanmadım. Normalde Philips'in bazı şeyleri, üçlü adaptörleri oluyor. Üçlü oluyor. Tek adaptöre 3 tane lamba takıyorsunuz özetle. Bunu ondan koymamışlar. O azıcık üzdü. Koskoca Lemur şimdi tek çıkışlı adaptör mü kullanacak? 3 çıkışlı varken ya. Harun sana çok önemli bir şey hatırlatayım. Karşıda... Boşamacı. Televizyon yok. Masamın arkasına güzel olur o. Masanın arkasına bunu mu koyacaksın? Evet. Bu masanın arkasına koymak için ultra mega lüks bir şey oluyor biliyorsun değil mi? Ben İsmail YK bas kaza dinlerken senkron sektör. Oğlum Sidaynet kazandı. İsmail YK toplu paket açılışına gelsin. Ben İsmail YK'nın hayranım. Şu konuyu kapatın. O gün ben konuşuruz. De arabada dinlemeyi seviyorum bu arada. Ama sadece arabada dinleyebiliyorum. Ben kardeşim önlemimi aldım. Ben bir tane estetik cerrahı var onunla iletişimi geçtim. İddiadan bir hafta önce gideceğiz. Benim bütün memeleri, karnı... Kol altlarımı hepsini temizleyecek. Yaklaşık 20 kiloluk yağ alımı gerçekleştirecek. Ondan sonra Holmes'e selamun aleyküm diyeceğim. Gelecek o böyle. Abi sana ne olmuş diyecek. Rahat ol ya. 2 ay kaldı. Bok 2 ay kaldı. Lan 3,5 ay var daha. Ne 2 ay sen derdin küçültüyorsun. İşi iddia konusunu salın. Sıkılıyorum ya. Bak bugün diyetlik McDonald's'ımı yemişim. Kimse benim üstüme gelmesin ya. Halledeceğim diyorum. Hayır tıbbi yollara başvurmak yok dedim. Öyle bir şey demedin. Memelerimden yağ aldıracağım. Öyle bir şey yapmayacağım bu arada da. Sen kilo verememişsin abi. Bok verememişim lan. Ayıp ediyorsun ya. Kalbimi kırma. 106 kiloyum. Daha sabah tartıldım. 106, 107'yim. 107,5. Ama ödem yapmışım. 107,5'tan kaldı. 13 kilo falan bir şey değil ya. 3 ay var. Öyle bir şey varsa biz de yaptırak bu arada. 106'ydım 107 oldum. Şoklama yapıyorum vücuduma. Böcükle besleniyoruz. Var böceklerini yiyeceğim. Biliyorum. Niye öyle bilmiyorum. İsmail YK'ya o zaman buradan seslenelim. Gör bizi. Burada bir sürü priz ve anahtarım var. Geçen haftaki haftalık vlogda üst katınkileri değiştirmiştim. Oha. Sonra alt katınkileri de değiştirmeye siyah karar verdim. Yahu. İşte bir dünya şey, anahtar, Vivian, priz ne ararsanız var. Sıradaki muhteşem kaliteli balkon terlikleri. Çünkü Harun buradakini parçalamış. Ben parçalamadım. Su... Bu nasıl bir terlik lan? Çekmiş, sürümüş o yüzden olmuş. Öf. Nasıl şimdi ama sana bir, şey, sana bir şey diyeceğim. Bu ya, benim. Ya of yeter. Nasıl senin ya? Böyle benim bunlar. Buradakini sen aldın. Tuvalet. Hayır buradakini öyle bir çizmiş ki. Şok oldum. Toz pazarda makinesi nasıl o kadar çizilebilir? Ne yapmış olabilirsin onun üstünde? Onu ya ben çizmedim onu ya. Ne oldu? Kendi sen kullanıyorsun bir tek. Nasıl sen çizmedin? Bir şey diyeceğim. Sadece ben kullanıyorsam niye kalsın burada işte? Videonun açıklamasında link var onlara bak abi ürünlere. Yok var Next'im teşekkür güzel ederim. Bir şey yani ben de bir ihtiyacım yaparız. Olsa da olmasa da yılda 2 kere falan tost yapıyorum. Bu mini tost makinesi. Şu an buradaki Philips'in mini tost makinesiydi ondan bulamadım. Aşağı yukarı aynı gibiler zaten. Bunların özelliği şey. Tostunuzu yaptıktan sonra kapatıp şöyle olmaz. Diklemez. Olmaz abi bak tost makinesini yine anlatıyorum. Şu tost makinelerini Allah için arkasının menteşesini birleşik yapmayın. Bu tostları dizdiğin zaman... Kalın bir tost yapmak istediğinde bu makinenin
Üstünden kapattığında o böyle eak diye açılıyor böyle. Burası eziliyor, burası ağız oluyor. Böyle gök gök gök. Bu tostun üstten baskı kurması lazım. Yani onu böyle açılıp üste bırakabilmen lazım. Kendi ağırlığında ezilecek o. Şunu yapmayın artık ya. Harbi önemli ne? Oğlum ben endüstriyel tasarımcıyım amına koyayım. Ben mesleği bu yüzden seçtim. Tost makinesindeki bu kusuru düzeltmek için ben o bölümü okudum ya. Yapmayın abi lütfen. Kendim söktüm ya. Kendim söktüm. Benim ayakları kırdım ben. Ağırlığını üste koyuyorum. Mis gibi tost oluyor. Mesela dolaba koyabiliyorsunuz. Paket açarken yoruldum. Allah başka dert vermesin. Burada bilmem kaç kişilik yemek takımı var. Düz böyle, desensiz, beyaz. İşte başka parçaları, başka parçaları... Arasanız öyle model var mı Allah ya? Ben de arıyorum valla. Ve başka parçaları da var. Sade görünümlü tabak bulmak çok zor ya. Bu arada. Hepsinin üstünde illa bir desen var, bir altın yaldız var, bir kabartma var, böyle bir şeyler var. Bulabildiğim en sadesi buydu. Bu da aşırı sade yani. Düm, her tost yaptığımda küfür ettiğim için o duruma sinirleniyorum. Sana... Titanyum başka bir tava. Bir tanecik mi aldın? Neyine yetmiyor? Nasıl bir tane tava nasıl neyime yetmiyor? Küçükmüş bu arada, ben bunu daha büyük bekliyordum. Sen 2-3 tane daha al abi de. Bir titanyum tava kaç para biliyor musun sen? Ne kadar? Yeteri kadar. Tamam, hatırlamıyorum. Herkes ederi sana kadar. Sana IT bir de alınmaz. Yeter, bununla her şeyi yaparsın sen. Yumurta da yapılır. Yaparım kıyma da. Kıyma da yapılır. Mesela ben onu yaptım. Evet. Öğlen yeniden yumurta yapacağım. Yıka. Bulaşık makinesi almadın mı? Durmadan bulaşık makinesini çalıştıracağım. Bu çocuk bencil mi? Öyle bir konuşuyor ki ben hep kötü abi oluyorum bir şekilde, hani böyle olmuyor bir şekilde, bilmiyorum. Ben bir tane tava mı alınır gidip ya? Elimde bıçak var artık. DeLonghi mi markası? Bu da sana değil. Bu benim şampuanlarım gelmiş. Sen bir tane... Aa dur lan. 2000 watt mı? Boş'un bir tane modelini attı bir çocuk. Bakayım lan. Bekle. Gitti ya. Gitti. Modeli gitti ya. 1300 TL mi? Dökümix marka. Dökümix ne lan? Dökümix tost makinesi. Bu sanayi tipi mi bu? Bakayım. Aa işte bu ya. Bundan mı bu? Ha? Abi budur. Bu böyle tamam aynen bak bağlantıları şurası. Şu kısım var ya bu kısım. Bu böyle hareket ediyordur. Çok güzel. Tost makinesi böyle olur ya. Ya markayı bilmiyorum. Sadece olması gerek olan. Bioxin. Bir tanesini ver ama bana yine de. Yok. Sonuçta benim videomda açıldı yani. Ben stok yaptım. 6 tane aldım. Bir tanesini ver be. 6 ay kullanırım. Ne cimri adam oldu. Dökümixler güzel ya. Abi ben evde kullanıyorum. Ben de bunda her ne şeyi yaparsın. Ne oldu aşırı belli olmayan bir şey Şef var burada. Şef de onay verdi. Gleda Turbo. Komple set. Şöyle şeyli olandan bu işte. Buradan böyle pıtı Bedavlı. Pıtı yaptığınız ayağınızla sıktığınız modelden. Bu tarz markalara bir şey deniyordu. Ben üniversitede bunun eğitimini aldım. Mesela paspas yapmak demiyorsun da vile de yapmak DCG diyorsun ya. DCG 45-45 dedi. Ya da burnunu silmek için mendil değil de selpak istiyorsun mesela. Onların bir adı vardı. Bunlar çok şey böyle. Bir şey marka deniyor bunlara. Özel bir ismi var. Ha bunun adı Vileda değil mi normalde? Paspas. Vileda markası. Hadi ya. İşte bak. Evet. Büyük paketler kaldı. Şunu komple açmadan sadece ne olduğunu göstereceğim. Bu bir ses sönümleme süngeri. Bunlarla böyle dekoratif... Onu diyor mesela Nescafe içer misin? Evet selpak ister misin? Vila'da nerede? Doğru lan. Cif. Aa. Bir şeyler yapmaya çalışacağım üstüne. Bu mat mı bu? Ne bu? Sünger mi? Büyük paketler kaldı. Şunu komple açmadan sadece ne olduğunu göstereceğim. Bu bir ses sönümleme süngeri. Bunlarla böyle dekoratif bir şeyler yapmaya çalışacağım. Üstünü kumaş falan kaplayıp. Hala tam kafamda oturtmadım ama işte bir şey yapacağım ben bununla. Bir haftalık vlogda göreceğiniz. Şurada aşırı sürpriz bir paketim var. Asla ne oldu? Aslında Nutella da denmiyor. Nutella'ya bile şokella deniyor. Ya benim zamanımda öyleydi. Şokella ver. Halbuki şokella o değil yani. Bunu dışından bakıp anlamamışsınızdır. Sen heyecanlandın değil mi Arun görünce? Acaba ama ne ya? Şu an anlamıyorum. Kola. Anam avladım olsun eve biri girdi. Lan! Pardon özür dilerim korkma. Bir ses geldi. Videodan mı geldi? Yapay bir ağaç olmasına rağmen gövdesinde gerçek ağaç kullanmışlar bu arada. Bu hoşuma gitti. Buna birazcık şekil şemal vermek gerekecek sonradan. Şu an çok uğraşmak istemiyorum. Tam benim odama yakışır ya. Alabilirsin. Aşağıda linki var.
Güzel mesela, gerçek duruyor. Aa, şurada halılar var. Benim odamın konseptine uygun renkte. Salona aldım. Şöyle bir tanesi kırçıllı gri renklerde. Arkası keçe gibi bu arada. Arkasının dokusundan çok hoşlanmadım. Kayabilir gibi duruyor fakat bunlar çok uygun fiyatlı halılardı. O yüzden öyle değerlendirmek lazım. Yani çok bir kalite beklentisi olmadan aldım. Dokusu gayet güzel bence, değil mi Harun? Güzel duruyor bence. Güzel. Bundan bir tane de kocaman var burada fakat İnce bunu burada açmayacağım. Güzel. Sen aç karşıda Harun, karşıda detay çek. Tamam lan, trollemeyin. Sıradaki paketi açmak için tornavidaya ihtiyacım var. Oha. Çok şey değil mi böyle? Özel bir paket gelmiş gibi bir izlenim yok mu? Gerçekten şimdiye kadar açtığım en havalı kutu olabilir. Vidalamışlar oğlum kutuyu. Şu an sadece umarım ters açmamışımdır diyorum. Sen onu ters açmışsın gibi geldi bana şu an ama. Ha, yo, düz açmış. Burada granitten siyah bir tane evye var. Şu an karşıdaki evye paslanmaz çelik olan evyelerden ve ben o evyeleri çok sevmiyorum çünkü çok fazla su lekesi belli ediyor. Aslında bunlar da siyah olduğu için çok fazla kireç izi belli ediyorlar ama yine de o paslanmaz çelik... Yani internetten bu tarz şeyleri aldığımı duysa babam mesela dalar bana kafa göz, anladın mı? Bunlar yerinde görülecek, elle dokunulacak, malzemesi incelenecek ve öyle alınacak. Ben... Bütün ev alışverişimi yapsam ve işin içinde babam da olsa harbiden dalar bana. Ama kutulama enteresanmış. Çelik olanlardan daha güzel duruyor bence. Devir değişti artık yani bizde. Burada metal profilden masa ayakları bulunuyor. Güzel. Bunlar Harun'un yeni masasının ayakları. Ve o ayakların masası da burada. Bu paket açılışında Harun'un aldığı tek şey bu arada. Evet, ben şimdiye aldım. Şimdiye kadar söyler diyordum ama söylemedi nedense. Ya ben senin gibi şey miyim? Öyle her aldığımı söyleyeceğim. Geçen haftaki vlog izleyenler yorumlarda kendini belli edebilir. Orada söylüyor muyduk aldığımı? 8 kere falan söyledin geçen. Ya bu kara ağaçtı. Kara ağaç işte. Kara. Beğenmedi hani kara ağaçtı. Ağaç. Biraz açık değil mi bunun rengi? Kara. Ağaç desenleri. Kalınlığı falan fena değil bu arada. Sanki ama düz antrasit olsaymış. Ben dedim sana antrasit olabilir. Ama bütün oda antrasit oluyor öyle de. Çok bayıyor, anladın mı? O zaman açık beyaz alsaydın o zaman. O da çok kir belli ediyor. Ben yeni masa yaptırıyorum şimdi bir tane. Hatırlıyor musunuz zamanında bir led med yapıyorum ben de masaya demişti de sonra kader bizi bir araya getirdi. Biraz tokatlıyor beni ama yani fiyat anlamında değil. Birazcık böyle dezavantajı var ama çok güzel. Evet, ürünleri bitirdik. Artık bunları yerleştirdiğimizde sen evde her şeyin oluyor gibi. E tabii bir yayın odası vlogu çekerim şimdi yani. Onun içinde de bir iki sponsorumuz var. Çekeceğiz tabii. Eksik bir şeyin kaldı mı? Ya eksik bir şey illa çıkar da şimdi bilemiyorum. Eksik bir şeyin varsa da kendin al. Benden değiştiriyorum bu kadar. Yani komple burayı. İkinci bölümde hallederiz onu. Yok, ikinci bölüm falan yok. Nasıl yok? Konuklu bundan sonrakiler. İzlediğiniz için teşekkürler. Ya Lemur, beni konuk alsana ya. Biraz analiz yap da. Çok güzel ürünler buluyorsun sen ya. Böyle işte lazer kesim, CNC, mikroskop, böyle RC benzinli arabalar, airsoftlar falan. Baya ihtiyacın var mı kardeşim? Kardeşim.